Bugün Temmuz ayında yayımladığımız Hapishane Umumi Kadınlar Koğuşu'nu konuşmak için toplandı. Sağ tarafımda kitabın çevirmeni Artun Gebenlioğlu, sol tarafımda da mimarlık tarihi açısından Hapishane Umumi'nin çok kıymetli katkılarıyla bir yazısı kitapta yer alan İzzet Umut Çelik var. Tabii bir hatayı da düzeltmek istiyorum. Duyuru esnasında İzzet'in adını hatalı yazmışız. Affola. Başka hatalar da bugün konuşma esnasında olursa onlar için de. Ve biraz aslında konuşmacılardan bir de hani kitabın editörü olarak ben de buradayım. Kendimden de bahsederek konuşmamıza başlamak istiyorum. Elinize ayağınıza sağlık öncelikle. Umut'la başlayayım. Umut Çelik sanat ve mimarlık tarihi alanında çalışmalarını yürütüyor. Bu anlamda birçok mimarlık ve kültür envanteri projesinde yer aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde mimarlık tarihi ve kurumu ana bilim dalında devam eden Erken Modern İstanbul'da suç tanımının ve ceza mekanlarının değişimi adlı doktora çalışmasını hazırlıyor ve çalışmalarını yürütüyor. Artun Gebenlioğlu daha öncesinde zaten Aras Yayıncılık'ta ciddi bir süre editör olarak çalıştı. Şu an Aras'la birlikte Aras'ın çevirmeni olarak da çalışıyor. Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. Ben editör olarak çalışıyorum Aras'ta. Ben de Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde Krikor Zohrab üzerine çalıştım. Osmanlı Edebi Modernleşmesi ve bilhassa Ermenice Edebi Modernleşmesi üzerine çalışmıştım. Şimdi de bir süredir, 3 yılı aşkın süredir Aras'ta editör olarak çalışıyorum. Biraz da aslında Vartuhi'den bahsetmek istiyorum. Belki öncesinde şeyi de söyleyebilirim. Vartuhi Kalantar'la ilgili çok daha kapsamlı bir biyografik bilgi, hayatı, ailesi bunlarla ilgili daha dikkatli bilgiye sahip olabileceğiniz bir YouTube yayını da yaptık. Ohannes Kılıçdağ'la kitaba ön söz yazan ve bu alanda çalışan, araştırmaları olan Lerna Ekmekçioğlu bu yayını yaptılar. Belki onu da Aras Yayıncılığın YouTube kanalından yine izleyebilirsiniz. Ben bugün birazcık daha hani edebi kısmına bakmaya çalışacağım. Çünkü işte bir tarafta dediğim gibi Umut'un mimarlık tarihi açısından çok kıymetli bilgileri var. Hatıratla birlikte karşılaştırmalı okudu. Bir taraftan da hani ikimizin de nasıl diyeyim araştırma ve uzmanlık alanı olduğu edebiyat açısından da bakacağız. Dolayısıyla hani Vartuhi'ye dair ve o döneme dair daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız YouTube kanalımızdaki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Tabii önce bir kısa bir biyografik bilgi vereyim. Onu bir kısaca okuyacağım. Kimdir Vartuhi Kalantar? 2 Şubat 1895'te Bursa'da doğdu. Babası Tarit Kalantaryan, Osmanlı Ermenilerinin hem ilkokul hem ortaokul seviyesinde eğitim veren ilk karma okulu olan Kalantaryan Okulu'nun sahibiydi. Annesi Tahıtkıyı Kalantaryan da tıpkı babası gibi bir eğitimciydi. Kalantaryan ailesi 1908 yılında İstanbul'a taşındı. Vartuhi Kalantar 1911 yılında lisans eğitimi almak için Lozan'a gitti. Edebiyat ve tarih alanlarında ihtisas yaptı. Yüksek öğrenimini ise antik çağ tarihi ve pedagoji alanlarında devam ettirdi. Birinci Dünya Savaşı başladığı esnada yaz tatili için İstanbul'a gelmişti. Ailesini yalnız bırakmamak için İstanbul'da kalmaya karar verdi. Tam da bu esnada bir ihbar sonucu evleri basıldı ve Kalantaryan ailesi, Vartuhi de dahil olmak üzere hepsi tutuklandı. Babasıyla Vartuhi neredeyse 3 yıl boyunca Hapishane-i Umumi'de hapsedildi. Daha sonra da savaşın sona ermesiyle birlikte 1918'de serbest kaldılar. Esasında Vartuhi'yi bir yazar olarak tanımamızı sağlayan en önemli eseri şu an elimde tuttuğum Getirogan Pandin Gineropajine. Yani Hapishane-i Umumi Kadınlar Koğuşu ve 1920'den 21'e kadar yaklaşık olarak 1,5 ayda bir diye hatırlıyorum ve 16 sayıda Haygin dergisinde Hapishane-i Umumi Kadınlar Koğuşu'nu anlattı. Aras Yayıncılık 2022 yılında bu kitabı aslında yani bu aslında hatıraları diyeyim kitaplaştırdı. Daha sonra Artun Gebenlioğlu'nun çevirisiyle de Türkçe okurlu buluştu diyebilirim. Şimdi Artun'a sözü vermeden önce kitabı önemli kılan noktalar neler? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani neden burada toplandık? Çünkü başlığımızdan da göreceğiniz üzere hani Bartu Kalantar'ın gözünden Hapishane-i Umumi'ye bakmak başlığımız.
Esasında bu kitabı kıymetli kılan bence hani kitabı çalışırken gözlediğim ve araştırdığım kadarıyla iki önemli nokta var. Bir tanesi hem Lerna'nın hem Umut'un yazılarında da belirttiği üzere içeriden bir bakışın içeriği anlatıyor olması. Yani daha evvel anlatıların hepsi hapishane umumiyle veya hapishanelerle ilgili, dönemin Osmanlı hapishaneleri özelinde diyebilirim. Bunlar çoğunlukla sorumluların, oraya giren memurların, belki işte gardiyanlarla yapılan görüşmelerin gibi bu gibi böyle daha dışarıya ait, belki de devlete ait tutanaklar. Fakat bu metin aslında orada içeride olan birinin içeriye dair, içeriye kendi gözünden ve içerinin gözünden baktığı önemli anlatılardan biri. İlki bu. Bir diğeri de aslında bu Ermenice edebiyat tarihi açısından da bir öneme sahip. Çok önemli. Çünkü bildiğimiz kadarıyla diye not düşeyim. Ermeni kadınlarca yazılmış iki hatırattan biri. Bir diğeri de Elampüzant'a ait, bir Doğu Ermenisi olan Elampüzant'a ait Hayrenik gazetesinde yayımlanmış bir hapishane hatıratı. Vartuhi de esasında hani bunu söylersek sanki bir beis yoktur gibi düşünüyorum ama yine altını çiziyorum bildiğimiz üzere. Osmanlı hapishanesine dair bir Ermeni kadının ilk bakışı, buna dair ilk hatıratı diyebiliriz. Biraz peki bu süreç nasıl gelişti? Çok kısaca bundan da bahsedeyim. Yani Vartuhi nasıl hapishaneye, umumiye düştü diyebilirim. Vartuhi ile babası ve aslında ailesi bir ihbar sonucu tutuklanıyorlar. Ama babası ve Vartuhi hakkında direkt idam müebbet Evet. cezası veriliyor. Evet. Fakat daha sonra araya giren aslında diplomatik müdahalelerle beraber ceza hafifletiliyor. İşte bu müdahaleler arasında Zabelyasyan'ın müdahalesi var. Bulgaristan prensesinin diye hatırlıyorum onun müdahalesi var. Dediğim gibi bu detaylar Lerna'nın yazısında ve araştırmalarında daha kapsamlı ve kaynaklarıyla birlikte var. Ve bu müdahaleler sonucunda hapishaneye umumi de işte kısa bir cezaya, 5 yıldan az, 3 yıllık bir cezaya çevriliyor. Dolayısıyla hani annesi bir süre Vartuhi'nin yanına, belki hatıratı okuyanlar da görmüştür, Vartuhi'nin yanına aslında eşlikçi olarak, yani gönüllü olarak yanında olmak için giriyor. Fakat daha sonrasında annesi zaten çıkıyor. Zaten kızının yanında eşlikçi olarak duruyordu. Babası ve Vartuhi'yi sürekli olarak hatıratta okuyoruz. Yani kendisinin de ara sıra bahsettiği görüş günlerinde babasını görmesi, diğer hapishanede işte arada buluşmaları falan gibi. Babasıyla ikisi zaten 2,5 yıllık, 3'e yakın 3 yıllık bir mahkumiyetinin ardından 18'de serbest bırakılıyorlar. Fakat Tavit Kalantaryan Vartuhi'nin anlattığı ve üzerine çizdiği üzere hapishane koşullarından ötürü zaten çok rahatsızlanıyor ve sonrasında yaşamını yitiriyor. 21 yılında da annesi Takui Kalantaryan yaşamını yitiriyor ve sonrasında da Vartuhi Amerika'ya göç ediyor. Elbette Vartuhi'nin hayatı burada sona ermiyor ve aslında çok daha politik yazılar, belki yine işte edebi yazılar, Turancılık üzerine çok ciddi araştırmalar falan yapıyor Vartuhi. Ancak bu hani edebiyat özelinde ve buraya dair, Osmanlı'ya dair en önemli anlatılarından biri diyebilirim. Bizim de hapishane hatıratları bağlamında değerlendirecek olursak aralarında. Şimdi ilk olarak detayları daha, yani metin içi detayları, edebi olarak ne söylüyor, nasıl bir hatırat, bunları konuşacağız ama biraz da böyle sözü Artun'a vermek istiyorum. Yani çünkü burada yaptığı şeyin çok kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani belki de tabii ki de ilk başta Lerna, Aras Yayıncılık ekibi, onların aslında titiz çalışmalarıyla kitabın Ermenicesine kavuştu okur. Fakat Türkçe'de, Türkçe literatürüne yaklaştırmak açısından senin kıymetin çok çok büyük. O yüzden biraz hem çeviri sürecinden hem de edebi olarak nasıl değerlendirirsin bunu sormak istiyorum. Tabii. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sen çok güzel anlattın Vartuhi Kalantar'ın hayatını. Ben o açıdan biyografik meselelere girmeden biraz hem kendi sürecimi anlatayım size. Çeviri nasıl yürüdü, çeviride ne gibi sorunlarla ya da meselelerle karşılaştım onu anlatayım. Yani Vartuhi'nin hapishane hatıraları var. Karşımızda zaten görüyorsunuz. Haygin'de tefrika edilen parçalardan bir tanesi. Sanırım ilk gece, evet ilk Evet. sayısı. Şimdi Vartuhi bizzat yaşadıklarını anlatıyor
bu hatıratta hapishanedeki dünyaya dair gözlemlerini anlatıyor. Ve yani edebi bir metin bu aslında. Neden edebi bir metin diyorum? Çünkü bunun bir sebebi olayları ve kişileri seçerek anlatması. Bazılarını dışarıda bırakıyor ve bazı durumları satır aralarında veriyor. Bu kitap boyunca dikkatimi çeken bir mesele oldu. Yani çeviriye başlamadan önce kitabı Ermenicesinden okuduğumda yani Umut'un da Betül'ün de ikimiz de dikkatini çeken meseleler oldu. Bunlar daha açık seçik hale gelecek zaten konuştuğumuz sürede. Ve ilk okuduğumda kitabın anı tanıklık arasında bir yerde olduğunu düşündüm. Hem yaşanmış ve bitmiş bir olayı anlatıyor. Ama öte yandan Varduhi kendisi ve oradaki diğer mahkumlar arasında bir mesafe oluşturuyor. Orada bir konum farkı var ikisi arasında. Ve aynı zamanda bu konum farkı deneyim ve metin arasında da var bu mesafe. Ya böyle olunca ben bazı şeylerin metinde söylenmediği hissine kapıldım. Ve hani bazı noktalarda durup düşündüm, acaba bir şey mi kaçırdım, bunu ben görmedim mi diye dönüp baktığım oldu çok sık. Yani özellikle metni yaraladıktan sonra bu zamanlarda kaymalar, ani geçişler, kopukluklar, mesela az önce sen de bahsettin. Varduhi Kalantar'ın annesi beraber hapse giriyorlar ama birden ortadan kayboluyor. Ne olduğu belli değil. İşte oralarda dönüp baktım, acaba ben mi kaçırdım bir yerde diye anlatıldı da. Böyle durumlar oldu. Mesela bazı yerlerde karakterlerin bugününü anlatırken hissettirmeden geçmişe gidiyor. Sonra tekrar bugüne geliyor. Böyle zamanlarda geçişler buralara hassasiyet göstermeye çalıştım metinde. Ve aynı zamanda bir tane daha dikkatimi çeken özel bir nokta oldu. Tabii dönemin metinlerinde yaygın bir şey bu. Yani metni okuyanlar varsa aramızda, Fransızca ifadeler çok sık var metinde. Çok sık kullanıyor Fransızca ifadeleri. Tabii bu dönemin metinlerinde yaygın bir şey. Ama bir yandan da aynı zamanda bir araç bu metinde gibi geliyor bana. Çünkü bu dil aynı zamanda diğerleriyle Varduhi arasında bir mesafe oluşturuyor. Bu mesafe aslında onun diğerleriyle eğitim diyelim, işte sosyal statü farkı diyelim, sınıf farkı diyelim, bunu ortaya koyan bir dil. Ben de bu dilde Fransızca verilen kelimelerin olabildiğince Türkçe karşılıklarını dipnotlarda verme gibi bir hassasiyet gösterdim çeviri aşamasında. Diğer şey meselesine gelince, sen de bahsettin bir etnograf gibi yazmış olması. İşte iki hafta oldu mu aşağı yukarı Lerna? Evet. Çoğunun. Evet. Ve Ohannes Kılıçdağ'ın söyleşisinde bundan da bahsedildi. Bunun etnografik bir yaklaşımla bir araştırmacı sanki oraya gözleme gitmiş. Orada bir hapishanede mahkum değil de gözleme gitmiş gibi yazılmış olmasından bahsedildi. Varduhi Kalantar'ın hayatından bahsedildi. Aynı zamanda Orta Doğu'da yazılmış bir kadına ait ilk hapishane hatıratı olmasından bahsedildi. Ve bu hem o dönem için hem de bugün bu alanda çalışanlar için önemli bir araştırma alanı konusu. Dolayısıyla şimdi hem bir etnograf gibi oradaki işte giyim kuşamı olsun, işte hapishane jargonunu olsun, gündelik hayatta neler olup bittiğini olsun, titizlikle kayıt altına alan bir yazar var. Varduhi bunu titizlikle yazıyor. Sanki hani bu hengamenin bir parçası değilmiş de dediğim gibi. Orada orayı gözlemliyormuş gibi bir hisse kapılıyor insan. Ama Lerna mesela, Lerna Ekmekçioğlu hem ön sözde hem de konuşmasında siyasi matmazel ifadesini kullanıyor. Bu siyasi matmazel ifadesi üzerinden birazcık ilerleyebiliriz. Mesela Varduhi hem edebiyat formasyonu almış hem tarih formasyonu almış. İki yanında bu metinde görüyorsun. Aslında bir tarihçi gibi, bir araştırmacı gibi, o sanki böyle uzaktan bir fotoğrafı almış eline, bir fotoğrafa uzaktan bakıp bir mesafeden onu yorumlar gibi anlatıyor kendi deneyimini. Hani deneyimine mesafeyle yaklaşmak dediğim bu. Belli bir mesafeden, belli bir uzaklıktan anlatıyor ve öyle olunca da bir şeyler söylenmediği hissine kapılıyorsun. Aynı zamanda işte edebiyatçı yanı da çok kuvvetli. Mesela senin de bahsettiğin gibi giriş kısmı. Çok şimdi Varduhi, evet şöyle 20 yaşında henüz hapishaneye girdiğinde gencecik bir kız, evet faal bir kız ama hayatın sertliğiyle, acımasızlığıyla karşılaşmamış. İlk kez kendini böyle bir ortamın içinde buluyor.
Burası tabii işte tekinsiz de bir ortam onun için. Ama aynı zamanda kendisi çok da cesur biri ve aslında metin boyunca benim en çok dikkatimi çeken şey bir salınma hali oldu. Bu salınma hali az önce dediğim gibi Vartuhi'nin temelde hem tekinsiz bir ortamda bulunması hem de aslen güçlü biri olması işte savunmasızlıkla direnç arasında gidip geliyor metinde sürekli. Ve bu işte salınmalar bir sürü yerde var. Mesela karakterleri anlatırken de bunu görebiliyoruz. İşte belli başlı karakterler var fazlaca yer ayırdığı. Acematiye, işte Kürt Sinem, Kürt Nuriye Hanım gibi karakterler. Bunları mesela anlatırken ilkel, vahşi, şeytan gibi ifadeler kullanıyor. Kendisini, yani normalde bunlar yan yana gelmeyeceği insanlar sosyal hayatta Vartuhi'nin ama hapishane çatısı altında bir arada yaşıyorlar. Ve aslında onların ilişkisinin de böyle pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyorsunuz metinde. Hem yer yer bazen üstüne titriyorlar Vartuhi'nin. Kimisi ona saraylım diyor. Çok yakın ilgi gösteriyorlar. Ama bazen de hani öyle bir şey olacak ki bir şey patlayacak ve orada başa bir iş açılacak gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla ben bu salınmalara çok dikkat ettim. Yani bu tekinsizlik hali ne zaman ne olacağının kestirilemez, öngörülemez olması bu metinde çokça karşıma çıkan bir şey oldu benim. Dikkat ettim. Evet, belki toparlayıcı olması için ben de bakış açını da şey yapabilirim. Artun'la da çokça konuştuk bu arada bu meseleyi. Yani dikkatli bir okurun aslında fark edeceği bir şey var. Bu birinin hapishane hatıratıysa bu hapishane hatıratı daha tarihsel ve yani işte antropolog gözüyle daha tarihsel bir hatırat gibi. Benim içeriye dahil edildiği, daha otobiyografik ayrıntıların verildiği bir hatırat değil. Ama tabii şu da var. Yani ben Artun'la da konuşurken çok güzel bir ifade kullandı. Onu sizinle de paylaşmak istiyorum. Metin zamanla erozyona uğruyor dedi. Bu ifadeyi çok sevdim. Çünkü metni ilk başta okurken siz şunu hissediyorsunuz. Tamam, bu çok fragmental bir anlatı. İşte biz bir şey okuyoruz, bir şeylerin içerisine giriyoruz. Tek tek karakterler üzerinden karakterlerle deneyimlerine, onlara karşı duyduğu hislere, onların ona bakış açısına dair bize bir şeyler verecek diyoruz. Fakat metin ilerledikçe şunu fark ediyoruz. Daha yalnızca hapishane bölümlerinden bahsettiği, gündüzlerin ve gecelerin nasıl geçtiğini anlattığı, işte bir evliyaya mum diktikleri bölümü, işte doktoru, eczacı kaç tane olduğu, yani daha sayısal verileri verdiği ve duygudan ziyade daha işte bize böyle formal bir takım şeyleri anlattığı, kuralları anlattığı bir metne dönüşüyor. Yani aslında biz içeriye davet ediliyoruz. Birazdan bir bölüm okuyacağım size en başında, kitabın başında. Ve diyoruz ki yani biz müthiş bir şey okuyacağız. Ben editör olarak çalışırken bunu düşündüm. Tabii bu şu an metnin kıymetini ve müthişliğini kesinlikle alaşağı etmek için dediğim bir şey değil. Yani sürükleyici bir anlatı okuyacağız biz diyoruz. Fakat daha sonra giderek metin kendi içine kapanıyor. Daha yavanlaşıyor tam dediğin noktada. Daha tekinsiz, güvenilmez ve orada olmayan bir şeye dönüşüyor. Bunu da konuşurken ve düşünürken aklıma birçok şey geldi. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü metne tek bir noktadan hani onu yargılayarak bakmak kesinlikle doğru olmaz. İlki bunun tefrika halinde yayımlanıyor olması. Yani 1920-21, yani bu yıllarda Vartuhi'nin hayatında neler oldu? Annesini kaybettiğini, babasını kaybettiğini biliyoruz. Hapishane hatıralarından uzaklaşmış olabilir. Metnin bir kısmını hapishanede içerideyken yazdığını biliyoruz. Belki metnin kuvvetinin ilk başlarda çok daha fazla olup daha sonra giderek seyrenmesi, bu hatıraların da giderek zihninde seyrenmesiyle bir ilgisi olabilir. Ama bir taraftan da böyle davet ettiği, yani davetkar bir böyle şeyle açılıyor anlatı. Davet ettiği yerde kendi içine kapatıp böyle kendini imha eden, erozyona uğratan bir şeye dönüşüyor. Bu açılardan işte tam da Artun'un dediği noktadan bir aslında tanıklığın tanıksızlığı gibi geliyor bana. Yani birazdan daha detaylı anlatacağız ama biliyorsunuz ki Vartuhi Kalantar veya okuyacaksınız ya da okudunuz 1915'te tutuklanan tek kadın ve esasında entelektüel bir kadınla karşı karşıyayız. Yani 19-20 yaşında olmasına rağmen lisans eğitimini tamamlamış, yüksek lisans eğitimini yapan bir kadınla karşı karşıyayız. Çok ciddi politik aslında şeylerin içerisinde, yani bunun içerisinde, mücadelenin içerisinde de bir kadınla karşı karşıyayız. Ve İstanbul'a geldiği esnada tutuklanıyor.
ailesiyle birlikte ve bunun zaten yaşattığı bir aslında buhran ve şey var ortada, bir felaket var. Ama bir taraftan da biz 1915'in sanki böyle görünmeyen tarafını da okuyor gibiyiz. Yani 1915'in hiç olmadığı, hiç bahsetmediği, orada içerideki hayatı anlattığı bir şey. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Zaten buranın içerisindeyken dışarıya dair hiçbir şey duymuyor. Ama benim burada beni düşündüren noktalardan bir tanesi bunları 20'de ve 21'de kaleme alıyor oluşu. Ufak bir diğer, birazdan Artun bahsedecek, diğer hatıratlarda, pisane hatıratlarında gördüğümüz 1915'ten bahseden hatıratlar da var. Ama sanki böyle şeyin, yani kendisinin metne mesafesi, hapishane ortamının mesafesi, belki de yaşadıklarının mesafesi anlatılacak olanı da böyle anlatılmaz kılıyor ve kendi içinde böyle eriyor gibi anlatı bana hissettirdi. Bu noktada birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum. Mesela bu yazıları yayınladıktan sonra sen sanırım geçen gün buluştuğumuzda da söylemiştin. 1900 kaçtaydı, bir yargılamaya dair çok kısa bahsettiği bir... 60'ların ikinci yarısı. 60'lar, yani çok geç bir vakit. Neredeyse aslında yaşı geçkin bir yaştayken yaptığı bir vakit. Bahsettiği bir vakit ve kendisi de yine Lerna'nın da bahsettiği üzere 71 yaşına gelene kadar mahkeme gününü detaylı bir biçimde anlatmadı diyor. Ve şöyle bir ifadesi var mesela, işte 71 yaşındayken geriye dönüp kendiyle ilgili yazdığı. Ufak ve narin bedeni, kısacık kıyafeti ve omuzlarının üzerinden dökülen bukleleriyle hain bir devrimciden ziyade küçük bir çocuğu andırıyordu. İlk bunu okumak istiyorum. Bir şey daha var ki metine ilk girdiğimiz ve benim için çok çarpıcı gelen yerlerden ve çok iyi bir şey okuyoruz. Yani çok yeseyenvari bir şey okuyoruz. Acaba bu dönemin diliyle ilgili bir şey mi diye düşündüm, türüyle ilgili bir şey mi diye düşündüğüm bir alıntı okumak istiyorum. Bu ilk akşam dediği giriş kısmı. Gardiyanın kocaman anahtar darbesi ahşap iç kapının üzerinde kuvvetli ve korkunç bir yankı uyandırdı. Ses kısa ve tok bir tonda tekrarladı. Peçenin ardına gizlenmiş bir yüz o an hücre kapısının ufak oyuğunda beliriverdi. Dışarıda gün batımı yerine iki kapının arasından yansıyan cılız bir ışığa bırakmıştı. İçeriden ise çığlıkların böldüğü boğuk bir gürültü geliyordu. Birkaç dakikalık gizemli bir fısıldaşmanın ardından kapının sürgüsü açıldı ve içeri davet edildik. Biz de aslında metinle beraber bence içeri davet ediliyoruz okur olarak. Ve şeyi de görüyoruz bir yandan. Tam Artun'un dediği noktadan tekinsizlik, yaşadığı dehşet, ilk karşılaşma anını da görüyoruz. Ama birazcık daha ilerlemek istiyorum, sizi de çok sıkmadan. Bir bölüm var ki, Karavana Başına diye bir bölüm. Bu bölümde benim ilgimi çeken şeylerden biri şu olmuştu. Genel olarak yazılan yazılar veya konuşulduğunda da hep şu noktalarına bakıyoruz. Aslında benim için de çok kıymetli ama daha dediğim gibi edebi olarak kazmaya çalışıyorum metni birazcık daha. Yani evet, karavanı vakitlerinden bahsediyor. İşte bir tane işte tuvaletlerden bahsediyor, cüzdanlılar odasından bahsediyor ve içeriği çok iyi noktadan görmemizi sağlıyor. Ama bir taraftan da şimdi bu ilk girdiğimiz metindeki anlatıcıyı düşünelim. Ve bir de Karavana hengamesindeki insanları anlattığı bölümü okumak istiyorum. Bir de o anlatıyı düşünelim ve birlikte aslında hayal edelim istiyorum. Her akşamüstü aynı haykırışlar duyuluyor. Mahkumların sevinç çığlıkları telaşla kaptıkları metal kapların sesiyle birleşerek içerideki yankıyı katılıyordu. Çok geçmeden avludan onlarca takunyanın sesi geliyor. Bu esnada bahçede o görkemli çember oluşuyordu. Ortada zinçten bir ya da iki büyük karavanın içinde renksiz sıvı bir kütle dalgalanıyor. Buradan yayılan ağır koku ise uzaklardan yemeğin geldiğini müjdeliyordu. Karavananın başında, elinde kocaman kepçesi, uzun burnu ve kınalı saçlarıyla beyaz yün çorapları kat kat pabuçlarının üzerine düşmüş kolcu hanım duruyordu. Yanında Ali Efendi vardı. Beline sardığı kırmızı rumeli şalı ona heybetli bir hava veriyordu. Avucunda krallığın anahtarlarını tutuyordu. Onların ayaklarının dibine çömelmiş olan Feride ise bir köpek gibi çevik hareketlerle karavanaların etrafına tabakları diziyor. Sıraya ya da şahsi yakınlığına göre bu tabak sahiplerinin yerlerini ayarlıyordu. Mahkumların hali, özellikle onları yukarıdan izleyenler için daha ilgi çekiciydi. Hepsinin eli arkada, sürekli bir yerlerini kaşıyor ve gözlerini karavanadan bir an olsun ayırmıyorlardı.
Şimdi dediğim gibi ilk girdiğimizde dehşetini, korkusunu, anlatıcının aslında o hissiyatını alabiliyorken daha çok erozyona uğruyor ikimizin de aslında demesinin sebebi de bu. Bir noktadan sonra evet bir hani tarihçi ve edebiyatçı olmasının, ikisi de olmasının verdiği belki de bir kuvvetle birazcık daha gözleyen, gözlemleyen, mesafelenen bir anlatıya dönüşüyor bu anlatı. Tabii burada şu noktada da sizi bilgilendirmem gerekiyor. Belki okumayanlar için. Hapishane içerisinde kendisine yardımcı olan bir Zati Bey var. Zati Bey'e dair Umut kendi konuşması esnasında daha detaylı bilgi verecek hepimize. Ve Zati Bey bir çeviri yapıyor içeride. Ve çeviri yaptığı için esasında onu birazcık daha o alandan izole eden bir yere taşıyorlar. Yani anladığımız kadarıyla bir oda mı? Başka bir, evet bir oda tahsis ediliyor. Dolayısıyla hani bu da artık giderek mesafelenmesine ve işte matmazel olması, işte sultanlım denmesi, saraylım denmesi, çok pardon, saraylım denmesi gibi, kendisi gelince insanların önünden çekilmesi gibi daha ayrıcalıklı bir pozisyona, hapishane içerisinde pozisyona gelmesiyle beraber, görülmesiyle beraber belki bu mesafeyi daha da arttıran ve sadece gözleyen birine dönüştürmüş olabilir. Bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum ve çok da sadece böyle monolog bir şeye de dönüşsün istemiyorum ama şu da benim ilgimi çok çekmişti. Tiksinme hali. Metine her yerinde aslında böyle koklayabildiğimiz o tiksinti hali. Lerna'da bahsettiği, Artun'da bahsettiği, Ohannes de bunu kendi yazısında, Agos'taki yazısında bahsetmişti. Bu sınıfsal bir yerden gelen bir tiksinti hali var anlatının kendisinde. Yani hani hep ötekiler ve ben arasındaki mesafe de sanki bana kalırsa giderek açılıyor gibi. İlk başta gördüğümüz üzere yani metinde annesi, kendisi ve ötekiler var. Çünkü o ilk sahnede böyle annesine sarıldığı ve onların dışında bir şey, annesinin kucağında ona sarıldığında hayal etmeye çalışırken o ötekileri çok net bir şekilde hissediyoruz. İşte mesela bir dans sahnesinden bahsediyor ki çok böyle egzotikleştirerek anlatıyor falan o bölümü. Belki de öyle geliyor. Yani egzotikleştirmiyor belki de. Onun için çok yabancı ve dışında olduğu bir şey. Ama annesinin de yanından gitmesiyle ve tabii biz bunu metin içerisinde koklaya kokluya tabiri caizse öğreniyoruz. Dediğim gibi benim hiç dahil olmadığı deneyimler silsilesini çünkü okuyoruz. Çünkü gözleyerek anlattığı için. Dolayısıyla böyle artık kendisi ve diğerleri devamlı hep bu mesafeyi biz katede metni bitiriyoruz. Burada belki diğer hatıratlarla ve felaket meselesiyle ilgili Artun'la tekrardan konuşabiliriz. Hani sen bu konuda seninle de bayağı bir sohbet ettik. Yani o felaketin anlatılamazlığı, yani bu yahu hani neden hiçbir şey, 1915 hiçbir şey yok, neden yok dediğimiz noktalar oldu. Orada belki senden biraz örnekler noktasında yardım alabilirim. Tabii bahsettiğin gibi yani iyi bir yazar, kuvvetli bir yazar. Kalemi çok kuvvetli, analiz yeteneği görebiliyor oradaki mevcut gerçekliği, hayatın nasıl yaşandığını tespit edip oraya nüfuz edebiliyor. İşte sen de okudun girişteki kısımda. Orada mesela çok ağır bir deneyimle karşı karşıya olduğunu, işte ister devlet diyelim, ister bürokrasi diyelim, böyle çok soğuk bir yapıyla yüz yüze kaldığında görüyorsunuz. Benim bir yerde dikkatimi şey de çekmişti. Anlatıma önem vermesi açısından. Kürt sinema anlatırken mesela ilk sinem hanım olarak başlıyor anlatmaya. Sonra bir yazar olarak onu giydiriyor, süslüyor, püslüyor, heybetiyle anlatıyor. Bütün özelliklerini verdikten sonra Kürt sinem derler ona diyor. Ve bundan sonra devamı da Kürt sinem olarak anıyor. Yani aslında bu hem onun tekniğe de dikkat, yazarken tekniğe de dikkat ettiğini gösteren bir şey. Hem de bir yandan da o hani matmazel naifliğinin diyeyim belki, böyle hayatın gerçeğiyle de gerçeğine çarpmasını gösteren de bir ifade etme biçimi. Yani böyle yazımda, edebiyatında hassasiyet gösterdiği yerler var. Ama biz bu ani geçişleri, kopmaları metinde dediğin gibi görüyoruz. Mesela benim gördüğüm kadarıyla Muhacir Feride diye bir karakter var. Onun anlatıldığı kısımda başlıyor bu kopuş. Mesela Muhacir Feride karakterini ilk ona tahsis edilen bölümden önce görüyor muyuz emin değilim. Sanki ilk kez orada birden Muhacir Feride diye bir karakter çıkıyor ve biz onu tanımaya başlıyoruz. Oradan sonra ben bu fragmental dediğimiz anlatı kesik kesik sanki böyle azar azar
her şeyi anlatmaya çalışmaya başlarmış gibi bir hale geliyor anlatısı. Yani bu bir arıza diye söylemiyorum bunu aslında ben. Bu neden böyle oluyor diye belki düşünmek lazım. Bunun sebebi ne diye düşünmek lazım. Bunun sebebini ne kadar bildiğimizi sorgulamamız lazım. Çünkü bilmiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi mesela bir yerde diyor ki işte kolcu hanımla aynı odaya çıkmıştım, evet, diyor mesela. Ama biz buna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Bir cümlede deyip oraya geçiyor. Aslında bu çok önemli bir şey. Belki bize neden daha az hatırladığını bir şeyleri gösteren bir şey. Ya da bahsettiğin gibi işte bir kısmını içeride yazdı ve sonra geri dönüp baktığında daha az şey hatırladığı mı için böyle fragmental bir yere döndü. Ya da işte Zati Bey ona bir oda tahsis etti. Yine çekildi, insanların arasından başka bir koğuşa geçti. Ondan mı böyle oldu? Biz bunları bilmiyoruz. Sadece spekülasyon yapabiliyoruz yani. İşte bunun da bence bir bakıma sebebi asıl hissettirmeye çalıştığı şeyin, okuyucuya vermeye çalıştığı şeyin o tekinsizlik olması. Okuyucuya onu göstermeye, acilen, öncelikli olarak okuyucuya o hissi ulaştırmaya çalışıyor olması. Bahsettiğin şekilde satır aralarında, mesela 1915 çok önemli bir dönemde hapse giriyor Vartuhi. 24 Nisan'dan birkaç hafta sonra, evet, hapisteler babasıyla birlikte. O dönemde işte Ermeni entelektüelleri bir gece hapishaneye umumide geçirmişler. Sonra sürgüne gitmişler, yolculuğa çıkartılmışlar. Anadolu'daki Ermenilerin durumu, yani orada bir kabus yaşanıyor. Ama biz mesela buna dair pek çok şey görmüyoruz bu metinde. Biz genelde Vartuhi'nin hapishane anlatısı içindeyiz. Ama mesela çok bir iki yerde hissedebiliyoruz orada bir felaket olduğunu ve o felaketin izlerini. Benim en çok çarpıcı gelen yer bana şeydi, bir yerde diyor ki Kürt Nuri Hanım'ın ellerini görüyor. Kürt Nuri Hanım'ı anlatırken onun elinde Ermeni gelinlerin, alyanslarla dolu elleri, Ermeni gelinlerin ellerini gördüm diyor. Hani düşünürsek 1915'te hapiste vardı, 1920'de yayınlanmış bir metin. Hani böyle o felaketin böyle çakıp sönen bir sinyal gibi oradaki bu anlatısı. Bir yerde de işte Kürt Sinem'in şeyden bahsediyor. İşte Van'daki Ermeni müdafasına dair sözleri var. Cesaret buluyor onlardan. Böyle çok az yerde görebiliyoruz. Bir yerde galiba hapishane müdüründen bahsediyor. Evet. Evet. Adana'daki. Evet. Zetacı İbrahim'den bahsediyor. Ermenileri temizlemeye gönderildiğinden, evet, bahsediyor. Böyle dediğin gibi birkaç böyle noktada tespit edebiliyorsun. O sinyal var. Mesela bunu karşılaştırabileceğimiz bir örnek olarak Ermeni, meşhur Ermeni salnameci Teotigin 1920'de sanırım yayınlanan salnamesinde, orada Teotik de hapishanede kalıyor o dönemde. Orada yaşadığı hapishane umumideki anılarını anlatıyor. Teotik 24 Nisan'dan birkaç gün önce giriyor hapishaneye ve bütün bunlar yaşandığında hapishanede haberler ulaşıyor Teotik'e ve biz bütün bunları görüyoruz Teotik'te mesela. Teotik de yine şey gibi, Kalantar gibi, Vartuhi gibi şey yapıyor. Mesela Vartuhi'de o çeşitliliği çok görüyorsunuz. Hapishanedeki insanların etnik çeşitliliğini, kimliksel çeşitliliğini. Mesela Teotik de şöyle diyor. Yahudi'den Çingene'ye, Arnavut'tan Laz'a, her türden ve her yaştan insan burada. Ermenilerin sayısı o kadar çok ki yine birincilik ödülünü almışlar diyor. Ya ama onda da ait olmadığını biliyor oraya. Öyle bir tedirginlik hissi var. Yine de oradaki Ermenilerle mesela Teotik bir yakınlık kuruyor, bir bağ kuruyor. Sürekli haberler gelip gidiyor Teotik'e. İşte o dönemde Vahan Toşikyan var. Ermeni basın emektarı. Haygan Uşmark'ın eşi. Ondan haberler geliyor. Ya da Paramazlar'dan haber geliyor. Paramazlar ve arkadaşlarının durumuna dair haberler. Ve biz bunlar okuyucu olarak görüyoruz. Vartuhi'de ise yine Vartuhi'nin biz biliyoruz Ermeniler olduğunu orada bahsediyor çünkü. Şeyden de bahsediyor geldiğinde oradaki Ermeniler. Hani bir ilk temas oluyor. Onlara şefkat göstermeye çalışıyor. Akabi Hanım var mesela. Evet, mesela bir Akabi Hanım da biraz detay alıyoruz. Akabi Hanım işte ilk geldiğinde orada biraz daha herhalde tecrübeli Akabi Hanım. Kürt Sinem'le konuşuyor. Ona diyor ki Akabi Hanım, sizi burada yaşatmazlar, siz burada yaşayamazsınız tarzı bir şey diyor. Gidiyor Kürt Sinem'le konuşuyor ki onlara böyle bir alan açsınlar diye, öyle bir yardımı dokunuyor. O dayanışmayı ancak orada görüyoruz yani. Çünkü zaten hapishanede böyle bir yer.
öfke de pozitif duygular iki ayrı uçta. Evet. İşte eğlence ve dram iki ayrı uçta. Bir de böyle tutarsız bir hali evet. de var. Yani kendisine verilen sıfatların da tutarsız bir hali var sanki. Mesela ilk girdiğinde şey diyorlar ya, vatan haini, yazık. İşte annesine ah yazık, annesine yazık. Sonra bir anda şey diyor, mesela biri giriyor, Acem Atiye'ydi sanırım. Ve böyle önünden çekilip, böyle Acem Atiye'nin üzerine çullanan o bütün kalabalığı Vartu'yu geldi diye böyle önünü açıp hani ona böyle yer veriyorlar. Kendisine yer verildiğini söylüyor. O bahsettiğin tekinsizlik hali kendisinin hapishanedeki bu hapishanede ona atfedilen sıfatların devamlı değişmesi ve işte böyle yani hain miyim, dost muyum, hain miyim, matmazel miyim, yani neredeyim ben halinin yarattığı şey belki yazıya da yansıyor. Evet yani zaten direkt hani o tekinsizlik hissi mesela dediğim gibi her şeyi hapishanedeki o deneyimini aktarmaya muhtemelen verdiği için bana şey hatırlatıyor. Yesen mesela yıkıntılar arasında konuşmuştuk yine aramızda. Orada ya Yesen 1909'da Adana katliamının ardından oradaki yetimlerle ilgilenmek için, onları belli bir koruma şemsiyesi altına almak için Patrikhane tarafından Adana'ya gönderiliyor. Ve döndüğünde 1910'da sanırım buradaki izlenimlerini yazıyor. Ve şöyle diyor yıkıntılar arasında da Zabel Esen diyor ki nitekim çabam tüm milletimi ve hatta içgüdülerimize, acılarımıza yabancı olan yurttaşlarımızı 3 ay boyunca karanlığını yaşadığım o sınırsız sefaletle buluşturmak olacaktır diyor. Hani bunu belki bu cümleyi Vartuhi'ye de adapte edebiliriz. Onun da çabası işte tüm milletinin onun 3 sene boyunca yaşadığı o sefaleti, o tekinsizliği, hani bir yandan dışarıda da yaşanan bir tekinsizlik, bir cadı avı var ve burada da yaşanan bir tekinsizlik var. Aslında içerisi ve dışarısı hem birbirinden ayrı ama aslında ikisi de birbiriyle bir yandan çok da kopuk olmayan şeyler birbirinden. Onu da görüyoruz. Çünkü mesela Zabel Esen da hani biz ona felaket tanıklığı diyoruz yıkıntılar arasında da. Orada mesela Ermeni Patrikhanesi tarafından gönderiliyor Zabel Esen ve büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü oradaki işte Ermeni yönetim organlarının yeterince sorumluluk almadığı, karar uygulayıcılıkta sorunları olduğunu düşünüyor. Çok şiddetli, çok öfkeli ama biz bunu mesela yıkıntılar arasında da görmüyoruz. Orada o resmi görevini ayıklayıp tamamen oradaki tanıklığını aktarmaya gidiyor. Mesela benzer bir şeyi de aslında Vartuhi'de de düşünebiliriz. Vartuhi'de belli şeyleri dışarıda bırakıyor. Bütün bu şeyleri dışarıda bırakıyor. Az önce bahsettiğimiz şeyleri ve az önce o çakıp sönen sinyaller gibi o felaketi satır aralarında görüyoruz gibi bir durum var aslında. Evet, yani aslında bir de şey de var. Bir taraftan da yine daha öncesinde konuşmadan önce ben metne çok fazla soru sordum bu arada. Yani metne soru sorarak aslında metni açmaya çalıştım kendi içimde diyebilirim. Sorduğum sorulardan biri birlikte de konuşurken hepimizin hiçbir tarih gün evet. vermemesi. Ya yani bir hapishane hatıratı olarak. Teorikte ama, böyle değil mesela. Mesela ama bir taraftan da şunu düşünüyorum. Size dedim ya başlamadan önce Çiğdem Mater'in yazısını okudum ve o yazıda Çiğdem Mater mahpusluk hatıratları üzerine birçok metin okuyor, kitap okuyor ve onların hepsindeki aynalık ve tek düzelikten bahsediyor yazı. Ağustos'ta yayınlanmış bir yazı. Dolayısıyla sonrasında da şunu düşündüm. Bizim şu an işte standart ve modern zamanın verdiği şeydeki bizdeki standartizasyon ve zamanın aslında belirli işte şeylere, dilimlere ayrılıyor oluşu hapishanede ve yani içeride veya bir felaketin ortasında aynı şekilde gözlemlenemeyebilir veya tanıtılamayabilir. Çünkü Vartuhi'nin bahsettiği bir yer var, gündüzler ve geceler diye bir başlıkta anlattığı yer. Her sabah aynı şekilde başlıyor. İşte ilk başta işte kadınlar yatıyor. Bir işte bir şey içiyorlar. Yemek vakti geliyor. Daha sonra akşama kadar yatmaya devam ediyorlar. Asıl eğlence akşamleyin başlıyor gibi. Yani bir zamanın aslında yani oraya özgü kendi hali de var aslında. İçeridenin kendi hali de var. Dolayısıyla çok böyle kronolojik olarak saptama yapabiliyorlar.
yapabileceğimiz, çok böyle bu verileri çekebileceğimiz bir hatırat gözüyle de sanki bakmamak da gerekiyor. Bana hani bunun aslında bunu böyle düşünmemi sağlayan şey dediğim gibi Ağustos'taki yazı oldu ve oradaki hatıratlardan bir takım alıntılarla aslında işte Oscar Wilde'dan işte bugüne değin, işte Sevgi Soysal'a değin hepsinde aşağı yukarı tüm içerideki deneyimlerin aynılığının Çiğdem Mater'in de böyle şeyinde aslında böyle kafasında bir şey çaktırdığını anlatıyordu kendisi yazıda ve sanki böyle Kalantar'da da o işte bir taraftan dediğimiz gibi bir dışarıda felaket oluşu, bir taraftan ailesinin bir felakete uğrayışı ve bir taraftan babasının hasta olduğunu biliyoruz. Annesiyle teyzesi arada kitap getiriyor falan. O zaman mefhumunu da biraz hissediyoruz. Belki bu dağınıklık, giderek erozyona uğramasının nedenlerinden biri de bu zamanın aslında bu şey olarak böyle dilimsel olarak ayıramıyor olmamız olabilir diye düşünüyorum. Bir şey daha var. Sen konuşunca aklıma geldi. Yıkıntılar arasın ya ben açıkçası Yesenya'na çok benzetmiştim kitabı çalışırken ve dedim ya size de yani bu acaba dönemde acaba Ermenice diğer edebi metinlere de mi bakmalıyım? Acaba o dönemdeki belki de kadın yazını bu şekilde mi yazıyordu? Daha parçalı, tasvir yüklü, betimleme yüklü anlatılar mı yazıyorlardı falan gibi düşünmüştüm. Ve daha sonra birlikte konuşurken yani yıkıntılar arasında da şu şekilde başlıyor ya. Ve Mark Nişanyan da aslında bundan böyle bahsediyor. Yani metin şöyle başlıyor. Ben size burada neler olduğunu anlatacağım. Fakat metnin içine girdikçe, evet ilk başta daha işte İstanbul'dan gidiyor, işte Adana'ya gözlüyor falan. Fakat kendisi de tanıklığı anlatacakken tanığın kendisine dönüşüyor. Yani tanığın kendisine dönüştükçe de esasında böyle bir zaman sonra daha belirsiz, yayılan, bütün o felaketlerin üzerimize geldiği bir anlatıya da dönüşüyor yıkıntılar arasında. Burada da bunu net bir şekilde saptayamamızın nedenlerinden biri de tam da bu olabilir. Yani zaten anlatılamaz olan bir şey var. İşte bunu Mansuri'nin de İstanbul Anaları'nda da görüyoruz. Dönemin aslında diğer metinlerinde de o kapatma halini, yani içe kapanma halini görüyoruz. O belki işte dışarıdaki tekinsizliğin ve içerideki tekinsizliğin iç içe geçişi. Ama aynı zamanda bu tiksinti duygusunun baskınlığıyla beraber böyle hareket edilemez ve böyle daha uçsuz bucaksız bir böyle metnin içerisine, metin okuma deneyimini bizi dönüştürüyor. Benim edebi olarak daha zaten soru cevap kısmında da sorularınız olur ve konuşuruz diye düşünüyorum. Edebi kısmıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hı-hı. Belki şeyi de söyleyebiliriz. Yani bu çok konuşulduğu ve aslında ilk olarak görülebildiği için bunlardan bahsetmedik ama biraz daha Umut şimdi kendi mimarlık tarihi açısından bahsederken daha o detaylara girecekti. Buradaki tiplemelerin işte çeşitlilik göstermesi, işte Müslüman veya gayrimüslim işte bütün mahkumlardan bahsediyor oluşu, işte karavana zamanlarını, karavananın nasıl alındığını saptayabilmemiz veya dediğim gibi işte oranın işte 3 doktoru var diyor, 2 eczacısı var diyor. Ya bunları o dönem içerisinde saptayabilmemiz açısından da çok ciddi veri sunuyor. Yani zaten bir etnografi olarak adlandırmamızın nedenlerinden de biri bu. Ama metni kazıdığımızda bence nihayetinde diyeyim ve daha bence kazıdıkça daha çok da şey ortaya çıkıyor. Çok daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Ben edebi kısımla ilgili dediğim gibi bunları söyleyebilirim. Hani Umut'a birazcık daha acaba sözü devretsek mi diye düşünüyorum. Şeyle de ilişkilendirebiliriz. Hani erozyona uğramış bir anlatı var. Evet. Bir de erozyona uğramış bir yok olmuş bir mekan var. Mekan var. Evet, bu da çok önemli bence. Biraz ilerletebiliriz. Bu arada bir tane görsel vardı. Onu kusura bakmayın. Bu konuşulanın şeyini de unuttuk. Biz Vartuhi'yi 2022 yılında hazırlarken Aras'ta Vartuhi'nin hiçbir fotoğrafına falan ulaşamadık, düşünüyorduk. Ama aynı işte araştırma alanlarında olduğu gibi bildiğimiz kadarıyla veya bulununa kadar dediğimiz şeyi burada da gördük ve Artun geçen gün Alik dergisinde bir fotoğrafını daha yaşının geçmiş halinin geçkin haline dair bir fotoğrafının olduğunu söyledi. Bu da daha sonra buradaki yazıda Kulis dergisinde yayımlandı bu arada. Vartuhi Kalantar Hayatı ve Edebi Faaliyetleri
değil mi? Edebi dil faaliyetleri olarak sanırım Türkçe'ye. Dönüşsüz gidenler başlığı altında. Evet. Muhtemelen bu bir herhalde seri mi ya da bilmiyorum. Hayatı ve faaliyetleri diye sanırım çevirebilirim. Aynen. Böyle bir yazı yayımlandı. Kuliste de yayımlandı. Ve işte hani bunu nasıl da kadar böyle işte buyurun yaşlı hali diye demek çok doğru değil ama hani bilmiyorduk, yok sanıyorduk ve işte kitabımızın kapağı işte o yüzden bir tane ilandaki fotoğraftı. Fakat daha sonra buradan da oraya geçeceğim. Umut'un çalışma alanıyla beraber biz çok ciddi bir hazinenin olduğunu, hem görsel hazinenin hem arşiv hazinesinin olduğunu fark ettik. Biraz da Umut'a şeyi sormak istiyorum. Hem konuşmacı hem moderatör olduğum için moderatörlüğe dönerek. Yani senin yazın özellikle hapishaneyi umumi, İstanbul Merkez Hapishanesi'ne dair çok ciddi bir bilgi aktarıyor. Yani hapishanenin işte ilk kuruluş döneminden yıkılış dönemine, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e aslında adlandırılma biçimlerine dair. Ama yazının bir bölümü var ki orada da Vartuhi üzerinden hapishaneyi umumiyi nasıl aslında, umuminin izini nasıl sürebiliriz diyorsun. Birazcık daha bunları dinleyenler için açabilir misin? Evet. Tekrar merhaba. Ben öncelikle Artun'a, Betül'e ve Aras Yayınları'na teşekkür ederim. Yani böyle bir projede bana yer verdikleri için. Aslında tamamen tesadüf oldu bu süreç. Yani garip denkleri işler var hayatta ya. Nasıl tarif edeceğimi bilmediğim. Ya ben bu kitaptan haber verdim de Artun'a şey sormuştum. Artun ya dedim ya bu ne zaman çevrilecek falan. Çünkü Artun dedi ki abi dedi ben onu çeviriyorum zaten. Çevirmedi mi? Yani böyle bir şey oldu. Aslında bir nevi pişmiş bir aşağı sonradan dahil olduğum gibi. Yani benim bu süreçte olan bağım son 3-4 ay. Aslında böyle biraz tesadüf oldu ama iyi ki olmuş diyorum. Ben o yüzden tekrar Artun'a özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi şey, ya benim için de çok enteresan bir deneyim oldu. Gerçekten içeriden böyle bir tanıklık çok kıymetli. Ve biraz umarım dağıtmam. Çünkü mevzu biraz karışıklı bir taraftan. Hani bilinen çok az bir şey var. Bilinmez çok daha fazla bir mevzuyla karşı karşıyayız aslında. Betül'ün dediği gibi bir devasa bir kütle var hapishane umumi diye, mimari olarak uzun yıllar bu coğrafyada, bu İstanbul'un merkezinde var olmuş. Fakat yine de Artun'un bahsettiği gibi nasıl edebiyat, yani metindeki erozyon varsa burada da yok olan bir yapıyla karşılaşıyoruz. Aslında böyle enteresan bir denk gelişleri de var. Ben biraz bu hacimsiz gibi gözüken fakat nitelik olarak çok hacimli metinden biraz şeyi ayıklamaya çalıştım açıkçası. Benimki biraz daha soğuk ve statik bir şey. Yani buradaki o duygusal hikayenin biraz daha dışında. Ben o biraz hani o metinde geçen bir şey acaba bunun bir mimari izi olabilir mi? Yani ben biraz bu gözle baktım. Hani bakmaya da devam ediyorum. Çünkü gerçekten yapıya dair herhangi bir monografi çalışması doğrudur yapılmamış. Onu söyleyeyim. Öncelikle Gültekin Hoca'nın, Gültekin Yıldız'ın burada adını zikretmem çok önemli. Çünkü bu alanı detayıyla çalışan, en azından hukuki terminoloji ve tarihsel hikayesinde çalışan en büyük çalışmalardan biri ona ait. Bunu söylemek istiyorum burada. Hatta öyle bir söz söylüyor ki yani nasıl tanzimatın yoktu diyor, bir yapı üzerinden var gibi gösterilmeye çalışılmıştır diyor. O yapıya dönmesi hapishane umumu diyor. Çok iddialı bir söz belki ama arkası belki kaşınabilecek bir söz. Bir de şey söylemek istiyorum, Kent Şul'un da böyle bir ilginç bir tanımı var. Yani Osmanlı modernleşmesinin diyor mikrokozmosudur diyor hapishaneler diyor. Hapishaneyi okursanız diyor Osmanlı modernleşmesinin teklemelerini, duraksamalarını, kayboluşlarını, nedenlerini ya da niçinlerini görebilirsiniz diye. O da iddialı bir söz. Ha, onların şu anda hani izini sürecek değilim ama hani böyle ne derler, güçlü ve nitelikli bir mefhum olduğunu söylemek istiyorum hapishanelerin ve hapishanedeki o süreci irdelemenin. Metin içine bakarak tabii yani dediğim gibi içinden ben şeyleri ayıklamaya çalıştım. Ya bu metnin elimdeki arşivle böyle bir mekansal karşılıklarını bulabilir miyim? Yani nedir bu işte? İşte atıyorum hamamdan bahsediyor, hamamın izini bulabilir miyim ben burada? İşte bir ne derler, kantinden bahsediyor. İşte kadınlar koğuşunun kendisinden bahsediyor. Kadınlar hapishanesinin kendisinden bahsediyor. Bu o kütle içinde nereye tekabül ediyordu? Çünkü yani şöyle bir şey buradan göstermeye çalışacağım ama yani aslında bu 3-4 gün öncesinden bir hava fotoğrafı. Hani İBB'nin o CBS sistemi üzerinden alınmış. Yani bir dakika. Kayalım mı? Şurası yok, 3. Ahmet Çeşmesi. İşte Sultanahmet Camii ve işte şu kütlede bugünkü Türk İslam Eserleri Müzesi'nin olduğu alan. Bizim aslında şunu da söyleyeyim. Bunları gösterirken böyle noktası konulmuş şeyler de söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten hapishane nereye kadar gidiyordu? Şöyle bir veri vereyim size. Çok ilginç bir şey. Sonuçta hani mekan dediğiniz mevzu insan girdikçe ihtiyaç halinde küçülebiliyor ve genişleyebiliyor. Yani mimarlık tarihi bunun üzerine zaten inşa edilmiş.
Elimizde bazı istatistik veriler var. Tamam, istatistik bilimiyle ilgilenen arkadaşlar varsa ondan teyze ediyorum ama şey, hani istatistik tabii geçmişe doğru giderken o tekinsizliği çok daha artıyor. 1878 yılından bir veri var elimizde. 500'e yakın mahkumdan bahsediyor burada kalan. 1938'deki veri 5000 küsur. Yani sayı neredeyse 10 kat artmış ve sayı arttıkça da mekan ihtiyacı haliyle. Yani 500 kişiye gerekli olan mekanla 5000 kişiye gerekli olan mekanın çok daha farklılaşacağını düşünmek gerekiyor. Ve bu anlamda da yapı aslında organik bir şekilde büyümüş. Yani organik olarak büyümüş yapı. Yani yapı 1870'lerde atıyorum yapıldığı zaman belki şu kadar bir alansa 1930'lara kadar bu yapı muhtemelen duvarlar eklenerek, yeni gedikler açılarak, yeni hacimler yaratarak o insanlar için daha da genişletilmiş. O yüzden yapı monografisiyle ilgili dediğim gibi çok fazla bir çalışma yok. Ama bir sonraki şeye geçebilir miyiz? Şu çok hoş bir fotoğraf. Bunu şöyle yapacağım. 1931 arkadaşlar. Walter Mittelholzer diye böyle İsviçreli bir çılgın bir pilot. Uçmayı çok seven ve hava fotoğrafçılığında ilk defa dünyaya tanıtan isimlerden bir tanesi. Belki unutun bununla ilgili şeyleri vardır. Yani 1931 yılında İstanbul'dan böyle enfes kareler bize vermiş. Ne mutlu ki. Onlardan bir tanesi de işte hapishane, pardon yanlış şeyler açtım. binası. Şöyle bir lekeledim ben burayı. Şöyle yapacağım. Şu köşe, en köşe kısım, o Firuze Ağa Camii'nin olduğu kısım aslında bizim kadınlar hapishanesi olan birim. Ve şu alanın hepsi de hapishane olarak kullanılmış olabilir. Soru işareti. Ben net burada kesildi diye okuyamıyorum çünkü buna dair elimizde çok fazla bilgi yok ama yani böyle bir geniş bir hacimden bahsediyoruz. Bu hacimin içindeki küçük bir bölümün hapishane umuminin kadınlar kısmına ayrıldığı noktasında hem Osmanlı evraklarından işte ne derler hukuk sisteminden ve tanzimattan sonra şekillenmeye başlayan hukuk sisteminden bazı bilgilere sahibiz. Yani mevzu dediğim gibi burada aslında. Kalantar'ın hikayesi bu hacim içinde geçiyor. Bir sonraki diye geçebiliriz belki. Yani buradan biraz daha net gözüküyor. Şurası. Şu köşe. Yani Kalantar'ın kitabının hemen başında bahsettiği kapı da gerçi bir koğuş kapısıyla giriyor ama ana giriş kapısı da bir sonraki slide'da biraz yıkıntı halini göreceğiz muhtemelen şu kapı. Ve acı bir şey tabii. Ya 1938-39'a kadar bu hikaye devam etmiş. Yani şu anlamda aslında böyle büyük mimari bir kütle günümüze gelmemesi sıkıntısı anlamında bunu söyledim. Ya içeride yaşanan acılar başka bir şey ama yapının da bir de çok yakın bir zaman içinde yok olma hikayesi de çok enteresan. Yani Kalantar'ın muhtemelen girdiği kapı dediğim gibi böyle bir kapıydı. Bunun izlerini sürmek ne kadar mümkün olacak bilmiyorum. Ben bununla bir süredir uğraşıyorum. Yani kitabesini falan bulmaya çalışıyorum. Kocaman bir hapishane umum kitabesi var ama henüz ulaşamadık ona. Ama belki bir yerlerde çıkar. Kısa bir tarihçeden de isterseniz bahsedeyim. Yani 1871 yılında bu hapishane umuminin Osmanlı modern hukuk sisteminin dünyaya böyle bir ne derler lansmanı gibi açıldığını biliyoruz. 1871 Ocak ayında hatta çok enteresan bir mevzu var. 3 gün falan halka açılmış burası. Hani gelin gezin gibisinden. 1871'de başlayan, 1868 aslında bunlar konuşuluyor. O dönemde işte Esat Efendi var ve Dimitri Kalfa var. Buraya dair proje üretiyorlar. Yapılan yer neresi oradan bahsedeyim. İbrahim Paşa Sarayı aslında. Hani makbulken işte maklul olan İbrahim Paşa'nın hikayesi. Aslında 16. yüzyıla kadar ve daha öncesine kadar giden aslında bir hikaye. Orada çok fazla girmek anlamlı değil tabii ama yani şöyle bir şey biliyoruz. Mehterhane, Çadır Mehterhanesi diye bir yer var. Yani Mehterhane sadece Osmanlı'nın işte mehter takımıyla alakalı değil. Aslında çadırlarını, işte büyük direkleri yapan da böyle bir sanayi yapılanması aslında. Çadır Mehterhanesi diye bir birim. Yani Osmanlılar bu tanzimattan sonra hukuk sisteminde çeşitli değişimler öngörüyorlar işte. Ve işte mahbeslerin ve zindanların yerine hapishane denen bir kurum. İşte ve işte bir ne derler süreyle insanların ıslah edilmesi hikayesi üzerinden bir mantık bu suç ve ceza ilişkisinde gelişiyor. Ve bir bina inşası hikayesi var. Ama resmi tarih hep bunun olmamasının nedenlerini ekonomik zayıflığa bağlasa da bu ciddi bir soru işareti nedenleri. O dediğim gibi yine de başka bir belki mevzu olabilir. Şunu biliyoruz ama 1868'de Çadır Mehterhanesi'nin dönüştürülmesi ve buraya bir hapishane binası yapılmasının kararları var. Meclis kararları. Fakat inşaatın
basit şey, Dimitri Kalfa ve Esat Efendi tarafından yapılıp yapmadığını bilmiyoruz. Yani o projenin 1868'de çizimleri yapılan proje mi bu yapıydı onu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki 1871 Ocak ayında bir açılış var. 1871'den 1938'e kadar, yani Osmanlı'dan erken Cumhuriyet'e kadar, ya da o da erkeni geçiyor, o da bir aşk gibi bir şey, Cumhuriyet tarihinin ilk dönemlerine kadar yaşanan bir hikaye. Neredeyse 60-70 yıllık bir hikaye aslında. Ve bu hikayede işte o mahkumların her yine kalantarında metinlerinde geçen, her etnik yapıdan, her inanç grubundan, her toplumsal statüden insanların burada kaldığını biliyoruz. Hatta öyle ki işte sonuçta kalantar burada bir siyasi suçlu aslında, bir düşünce suçlusu. Mesela Doktor Hikmet Kıvılcım da burada kalmış. Anılarında bahsediyor. Aslında Türkiye Komünist Hareketi için de önemli bir. Yani Türkiye'deki o atıyorum, mücadele geleneği için de aslında kalantarı da bunun içine dahil ederek alırsak. Hani o sisteme karşı olan o mücadele geleneğinde de bence bir yeri olan bir mekan. Bu anlamda önemli bir, ne derler, anısı var ya da hatırası var diyelim. Bunlar da belki uzun vadede ileriden çalışılabilecek işler. Yani 1871'den dediğim gibi 1938'e kadar, 38'e kadar giden bir hikaye bu yapı. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Bu çok önemli. 1915, 14-15 tarihli Alman maderi paftası. Tabii anlatının 1915'te geçmesi de çok ilginç bir şey. Burada biz şeyi görüyoruz bakın. Burada kadınlar bölümünü ilk defa, yani haritalar çok önemli veriler bu tip mimarlık tarihi ve sanat tarihi izlerini sürmekte. Bize mekansal bazı izleri net olarak gösterebiliyor aslında. Şu bölüm. Aslında yine dediğim gibi o fotoğraftaki alana da düşüyor. Burası erkekler bölümü diyor. Burası da kadınlara tahsis edilen kısım. Ne kadar büyüktü noktasındaki soruyu bilmiyoruz. Yanıtı çok net. Ama muhtemelen kadınlar bölümündeki yapılar ahşap yapılardı. Onu biliyoruz. En azından mesela metin içinde bazı yerlerde şey diyor işte. Zemine vurarak işte ritim tutuyorlardı. Evet. Mesela bunlar çok zorlama ve çok şey çıkartmak istemiyorum. Çünkü öyle bir zorlama da yapmak istemiyorum. Hani küçük okumalar dediğim gibi. Hani zemine vuruyor ahşap. Hani şöyle bir şey diyebilirsin herhalde, zemini ahşap döşemeydi. Birkaç yerde birkaç gözlem var. O fotoğrafı biraz daha zoomladığın zaman görebiliyorsunuz. Belki ahşap bir doku olması çok daha kolay orada. Muhtemelen böyle bir malzemeyle buralardaki birimler inşa edilmişti. İşte yine hapishanelerin olmazsa olmazları, işte o metinde de geçen avlu kısmı. Yani avlu hapishanelerin en, ne derler, okunabileceği mimari öğe aslında. Avlu ve etrafında böyle bir dizi odalar görüyorsanız dünyanın hemen hemen her yerinde bu hapishane olarak kullanılmıştır diyebilirsiniz. Böyle garip bir şey var. İmajı var bu anlamda. Bir sonraki şeye de geçebiliriz slide isterseniz. Bu çok enteresan. Bu 1938 yılında, şimdi bu yapının tabii 1938'de muazzam tartışmalar var. Hatta öncesinde de var. Yani 1934'ten beri ne yapalım, ne edelim, yeni bir hapishane mi yapalım? Hatta yeni bir hapishane yapmak için işte çeşitli malzemeler alınıyor. Yedi Kule Hisarı'nda bırakılıyor. Onlar çürüyorlar, unutuluyorlar, şudur budur, tekrar başka işler yapılıyor. Ve şöyle bir şey var, büyük bir irade var ki o iradenin başında da Konyalı var, İbrahim Hakkı Konyalı. Bu hapishaneden kurtulmak istiyorlar. Yani şehrin içinde böyle bir habis bir şeyin olmasını çok fazla istemiyorlar. Bu habislik ilişkisi aslında hapishanenin açıldığı güne kadar gidiyor. 1871'de Osmanlı'nın resmi tarihi üzerinden okuyabilirsiniz. Basiretçi Ali, Basiret Gazetesi'nin başyazarı Basiretçi Ali bu mekanı bir anlatıyor. İçine giresiniz olabilir o kadar güzel bir yerden. Yani bırakın eksiğini diyor, noksan bile göremedim diyor. Böyle bir iddia var. Yine aynı dönem yaşamış tarihçi Lütfü var. Lütfü Efendi tarihinde de nasıl diyor bu kadar büyük bir habis ve haşerat yuvası olarak tabir ediyor oradaki insanları. Şehrin bu kadar merkezinde olabilir diyor. Yani bu hapishanenin kurulmasıyla sonlanmasına kadar olan hikayede ne derler, yanında olanlar ve olmaması gerekenler diye bir hikayeden bahsediyoruz. Şimdi burada da şöyle bir özellik var. Şuradaki bazı birimlerin 38 yılında Sedat Çetintaş isimleri koymuş. Bunlardaki bazı birimler yine bu mekanda, metinde geçen birimler. Mesela bu koğuşlar ve revir, burada bir revir kısmından bahsediyor. Dediğim gibi çok kuvvetli muhtemel şurada bir giriş kapısı var. Ve girdiğinizde büyük bir avluyla karşılaşıyorsunuz. Şu arkada bir hamam var. Hamam çok vurgulanmış. Yani çok, evet. Yani zaten hani çok geniş bir metinde ama orada adı geçen mekanlardan biri hamam ve hastane ilişkisi. Hamamın tabii nasıl bir periyotla işlediğini bilmiyoruz. Tek bir hamam vardı. Muhtemelen erkekler ve kadınlar haftanın ayrı günleri ya da bir şekilde o dönüşümlü bir şekilde kullanılıyordu. Hamam vurgusu o işte ilişkisi ilginç. Yine hamamla kuracağımız bir bağ, hijyen ilişkisi burada devreye giriyor. Çünkü onu da şundan söylemek lazım belki. Hani İbrahim Zati Öğet bu
Cumhuriyet tarihinde de çok fazla karşımıza çıkıyor. İşte hapishanenin doktoru aslında, bir tıp hekimi. Ve çok fazla yayın yapmış özellikle 30'lu 40'lı yıllarda. Mesela şey diyor metinde, hijyen konusunda diyor bana bir çeviri yaptırdı diyor yani Almanca'dan. Mesela şey yapılabilir, bu kitap mesela hapishane tarihi araştırmaları açısından çok enteresan bir detay veriyor. Bir satır arasında geçen bir şey ama İbrahim Zatüret'in gerçekten hijyenle ilgili metinlerini şöyle okuyabiliriz. Acaba bunları Kalantar mı çevirdi? Acaba bu dizeler Kalantar'ın dizeleri mi? O ilginç bir şey olabilir mesela. Hani bu belki bir başka açıdan bakılacak bir şey olabilir. Yani izini sürmek için bize bazı küçük nüanslar veriyor. Sonuçta mekan olmadan bir hikaye yaratılmıyor. Yani bunu sadece mimarlık tarihi takıntısı üzerinden söylemiyorum. Mekan önemli. Belki siz anlat, yani Artun'un da Betül'ün de bahsettiği mevzu, hani o metnin yavaş yavaş azalması, siz de söylediğiniz zaman çok kuvvetli muhtemelen mekan değişikliğinde çok ilişkisi olabilir. Yani iyice bağımsız bir odaya geçmek, tamamen stabil bir alan yaratmak kendine. Yani orada insanlar bir somun ekmek bile bulamazken işte sana dışarıdan kitapların gelip gelmesi. Bunlar ilginç şeyler yani öyle bir ortamda. Yani içeriden bazı fotoğraflar var. İsterseniz onlara da bakarız şimdi ama ona geçmeden önce isterseniz şunu bir öne geçer misiniz? Şuradaki dedim yani biz zihnimizde biz burayı bir kayda alabiliriz. Yani muhtemelen Kalantar şöyle bir alanda bütün bu hikayeyi yaşadı. Şu diğer alanda dediğim gibi burada kalmamıştır muhtemelen ama bu erkeklerin olduğu kısım. Benim bunların sayısı çok artıyor ve bu sayı arttıkça muhtemelen yapı daha da genişledi. Yani bugün Türkistan eserleri müzesi olarak gezilen kısmının bir kısmı da çok doğal bir şekilde hapishane olarak kullanılmış olabilir. İstanbul'un gerçekten en merkezi konumlarından bir tanesi. Tarihi Hipodrom Meydanı. Yani böyle garip kaderler var galiba. Ya çok böyle çok iddialı konuşmayacağım ama hani böyle sonuçta Hipodrom Meydanı aslında bir taraftan da siyasi bir arena. Bizans'tan bu yana öyle doğramadan beri var. Nikah ayaklanması, hep böyle direnişle başkaldırıyla ilişkilenmiş bir kaderi var. Belki de hapishanenin kaderi de böyle bir şeydi bilemiyorum ama hani böyle bir üst üste gelme hikayeleri çok ilginç. Burada da bunu görmek mümkün. Yani çok politik bir alan Sultanahmet. Sultanahmet aslında Osmanlı'da da çok politik bir alan. Cumhuriyet'te de çok politik bir alan. Ve o politik kimlik bence bu hapishanelerde çok daha böyle meşru bir zemin kazanıyor. Belki de hani hapishaneden kurtulmak istenmesi tırnak içinde o devlet penceresinden yukarı. Belki de buydu, bilmiyoruz tabii. Yani bu da sorulabilir. Hani hatırlatması buranın. Çünkü buraya baktığınız zaman şimdi devam etseydi bunları daha farklı hatırlayacaktık muhtemelen 2024'te. Hani 1915'i de ya daha farklı hatırlayacaktık mesela. Kurucu evet, kurucu şeylerinden biri evet. Ve Cumhuriyet'le beraber aslında lahvediliyor. Ve biraz. O da çok enteresan. Bunun lahvedilme hikayesi aslında yeni bir adliye binası yapılması için. Ya yani kader hep böyle hukuk üzerinden işlemiş bir alan nedense. Bu da 1918-19'dan bir Sultanahmet'teki mitinglerden bir tanesi. Galiba İzmir'le ilgili mitinglerden bir tanesi. Mütareke döneminden. Burada da bu şeyi görüyoruz. Bu kütle hapishane umuminin giriş kütlesi. Çok değişiklikler göndermiş, göstermiş zaman içinde. Devam edebiliriz. Hızlıca geçeyim. Ya şey, tabii elimizde Kalantar'ın anlattığı koğuşlardan bir kare yok. Ama hani ne olabilir, nasıl olabilir dair birkaç fotoğraf şeyde var. Yine Sedat Çetintaş tabii bu hapishanenin yıkılmasına karşı bir rapor yazıyor. Yani yıkılmasına karşı bir mücadele veriyor aslında. Ya acı bir şey, 1939'da bir kitap yayınlıyor. Onu yanımda getirdim aslında. Yani şöyle bir kitap. Şimdi 1930'da kitap yayınlıyor. Kitabın son sözü, ben diyor kazandım diyor abi, bunu kurtardım diyor. Fakat 39'da bina yıkılmış. Yani muhtemelen bunu 38'in sonlarında yazdı, 39'un başında matbaaya verdi. Yani garip de bir değersizliği var binanın. Son cümlesi şey yani, ben diyor mücadele ettim diyor ve kazandım diyor. Fakat 39'da kazandı dediği zaman aslında bina yıkılmış. Yani çoğunlukla. İçeriden bazı görseller var. Ya bu işte giriş kapısı, kapıdan içeri giriyorsunuz. Yani planda okunabiliyor ama çok detay olduğu için oraya girmeyeceğim. Bu tip koğuşlar var. Fakat şöyle bir şey var. Kalantar'da bahsediyor. İşte duvardaki askılara asılan şeylerden bahsediyor. Bohçalar. Torbalardan, bohçalardan. Muhtemelen böyle bir şeydi o da. Yani uzun bir koğuş belki ya da uzun bir hücre. Şurada duvardaki de aynı şey. Yani döşekler var yerde. Bir tek o Kürt sinemde falan galiba bir ranzadan bahsediyorduk. Öyle bir şey var. Bir sanki. De camlara oturdukları mesela. Evet, sekiler var orada. Yani çok benziyor bir taraftan. Hani burada evet. Bir avlu esprisi yine şurada. Hani muhtemelen bahsettiği çıktığı avlu böyle bir avluydu. Hani devam edebiliriz belki. Şey. Yine içeriden bir koğuş görüntüsü. Bunlar yine Sedat Çetinteş'in dediğim gibi arşivindeki malzemeler, encümen arşivinde olan malzemeler. Devam edebiliriz. Atölyelerden bir görüntü var. Şurada bir atölye var. Şimdi burada tabii aslında Özde bu konuda çok şey yapabilir. Hani o hapishane emeği, mahkum emeği üzerinden. Hapishaneler bir dönemde ucuz emek gücü tabii. Yani mahkumların ucuz emek gücünün bir sömürü mekanizması olarak kullanılma hikayesi. Burada şeyde geçiyor. Hiçbir detay var orada. Kaçmaya çalışan bir tutsaktan bahsediyor. İşte atölyelerin üzerinden evet. Kaçmasından. Şimdi
Burada bir deri ayakkabıcılık atölyesi var. Bu da dönemin polis mecmuasında çıkan bir görsel. Bu da o bahsedilen ayakkabı atölyesinden bir kare. Belki de bu binanın, yani bu atölyenin üzerindeki hikayeydi. Yani biraz dolaylı olacak ama biraz böyle yani ilişki kurmaya çalışılan görseller aslında oldu. Bir marangoz atölyesi de var. Var, marangoz da var. Mesela ayakkabı üretimi var. Teotik ondan bahsediyor. Teotik'te var. Tabii. İşte orada paramazların daracını hazırladık biz. Hazırladılar bize diyor. Evet, Artun sağ olsun ondan bazı bölümleri bana şey yapmıştı, göstermişti. Teotik'teki detaylar çok daha fazla. Teotik biraz daha vermiş. Yani şey diyor hani pencereden baktığı zaman Ayasofya'yı gördüğünü söylüyor. O zaman şu yani o zaman biraz daha böyle kerteniz noktası veriyor Teotik aslında. Hani, işte minareden gelen ezandan bahsediyor. Evet. O da çok enteresan. Mesela burada olmayan şeylerden bir tanesi mesela metinlerin hepsinde geçiyor. Resmi metinlerde de geçiyor. Bir kilise ya da bir şapelden bahsediyor içeride. Çünkü azımsanmayacak kadar şey var. Müslüman mahkum, Hristiyan mahkum, Yahudi mahkum. Hayillerden bahsediyor mesela. Tabii. Mesela Kalantar'da bu hiç yok. Hani bir din görevlisinin gelip onlarla bir şekilde... Yatır gibi bir şey sadece. Yatır farklı ama yatır bütün hepsini sahiplendi. Evet. Bir yatın Artun'un bahsettiği de o tekinsizliğin de bir şeyi esasında. Hem çok korkulan ama bir o kadar da hürmet ve saygı gösterilen. Nacizane şey benim bu metinde benim tüylerim diken diken eden en büyük şey oydu biraz açıkçası bu yatır hikayesi. O da şundan dolayı. Ya bu çok ilginç. Dediğim gibi bu hikayenin ya atölyelerden biri bu olabilir. Çünkü bize marangoz ya da ayakkabı atölyesi demiyor. Belki bir tanesi buydu. Yani o kaçma eyleminin gerçekleştirdiği hacimin belki bir tanesi bunun çatısı üzerinde gerçekleşti. Tabii şunu da söyleyeyim. Yani o planda onları işlememiş Sedat Çetintaş. Yani hücreler var tabii. Yani büyük koğuşlar var. Ama tırnak içinde o koğuş nizamını bozan ya da işte değil mi, yani yönetimin ya da gardiyanların sevmediği yani yanlış bir şey yaptıysanız tırnak içinde yanlış onlara göre tabii. Hücre cezasına atılıyorsunuz. Binanın altında hücreler var. Bugün yine giderseniz ve bu hücreler muhtemelen karanlık. İşte ışık görmeyen böyle alanlardı, küçük küçük alanlardı. Evet, Bartoli'de de geçiyor. Evet ama çok detaylı vermiyor. Kendi içerisindeki nizamı sağlamak için dışarıdaki bir yere Arap Fatma'yı atıyorlar, evet. Bağlıyorlar ya. Evet ama muhtemelen yer altında bir yer. Evet evet. Muhtemelen evet, yani çok net izini sürmek pek mümkün değil. Şey olabilir, yani burayla ilgili herhangi bir arkeoloji çalışma ne yazık ki yani güncel yapılmıyor. Yani yapılanların hepsi de büyük anıtsal izleri ortaya çıkarmak. Yani arkeolojinin de öyle politik bir tarafı var. Yani hapishane umumu açıkçası kimsenin çok umurunda değil. Sedat Çetintaş da zaten binayı korumak için şey üzerinden gidiyor. Bu diyor İbrahim Paşa Sarayı diyor. Yani o bu diyor işte Sinan buraya dokundu diyor. İşte burası görkemli bir vezirin sarayıdır diyor. Onun savunma mekanizması da buranın görkemli bir saray olmasından. Yıkmaya çalışanların da şeyi İstanbul gibi yine öyle bir alanda böyle bir rezillik nasıl olur hikayesi üzerinden. Yani kimsenin aslında ne yazık ki hapishanedekinin kendisiyle alakalı bir derdi olmamış. Ki bu dersizlik Türkistan Eserleri Müzesi'nin şimdi gidin yakın zamanda mesela kendini tanıttığı bir leheva var. Mesela orada bir satır bile geçmiyor. Burası 70 küsur yıl bu binanın büyük bir kısmı hapishane olarak kullanılmış. Yani o hafızayla bir şey var tabii, sıkıntı var. Hatırlanmak istemeyen bir sıkıntı. O başka bir şey belki mevzunun. Burada da işte 1938 soldaki akşam gazetesinden buna benzer çok dönem gazetesi bulabilirsiniz. Aslında basın üzerinden de bu mevzunun izini takip etmek de çok eğlenceli. Sağdaki de Cumhuriyet gazetesinden 39'dan işte oradaki şeyin malzemelerin satışına dair böyle bir ihale ilanı aslında. Gelin ucuza malzeme alın diye. Bir sonrakine geçebiliriz. Bu tabii şey... Dediğim gibi yıkıldıktan bugün işte günümüzdeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan bina eski Sultanahmet Adliyesi. Bu alan yıkılarak burası inşa edilmiş. 1939'da burada bir arkeolojik bir iz bulunuyor. Azize Öfemya Matryonu'nun izleri bulunuyor. O çok Doğu Roma ve Bizans tarihi için müthiş bir mevzu. Beni en çok heyecanlandıran kısım buydu aslında metindeki bu evliya kısmı. Abi çok enteresan tabii. Yani kadın mı erkek mi olduğunu net olarak tarif etmiyor ama bir yerde sanki evet ama önce bir kadınla başlıyor sonra cinsiyetsiz geçiyor. Çünkü şöyle ilginç bir mevzu var. Yani Öfemya 4. yüzyılda Kalkedonlu işte Hristiyanlık uğruna şehit olmuş bir ve azize unvanını kazanmış bir kadın ve İstanbul enteresandır. Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yeri vardır ama aziz çıkarmada gariban bir yer. Yok yani din uğruna şehit olan pek insan çıkarmamış. O yüzden bunun bir kadın olması, bir şey olması çok kıymetli. 4. yüzyılda ve şey yani çok ciddi rölükleri var yani çok ciddi bir anlam yükleniyor Öfemya'ya. Ama 7. yüzyılda böyle işte Perslerin gelme hikayesi falan buraya ve şey diyorlar ki biz bu kutsal emanetleri buradan çıkartalım ve daha güvenli olan Sur içine getirelim ve 7. yüzyılda falan buraya taşındığını biliyoruz.
Yani burada da öncesinde bir saray olduğu biliniyor. Antiyokos Sarayı diye bir saray. Aslında klasik tarih, mimarlıkta çok görülen bir şey. Yapılar hep devşirilebilir. Dönüştürürsün. Onu alırsın. Başka bir işlev koyarsın küçük dokunuşlarla. Antiyokos Sarayı da bir martriona, yani bir ne derler, defin alanı şeyde, türbe gibi demin ne diyeyim? Yatır mı? Bir yatıra dönüştürülüyor. Yani, evet. Bir ziyaret yeri ama dua edilen bir yer aynı zamanda. Merak edenler için çok farklı. Evet, bir nevi öyle bir şey. 94'teki, evet, değil mi? O ondan çok ilginç bir şey. Çünkü sen şöyle bir hikaye var. Yani şimdi Kalanta'nın anlattığı olayla işte 1915-18 arasında geçen bir mevzu. Yani kadınlar kısmında geçen bir kısım ve belki bunun erkeklerde izi vardır, onu daha göremedim. Ama şey diyor, yani bir evliyadan bahsediyor ya, kadın bir evliyadan. Ve anlattığı yer nasıl bir yer biliyor musunuz? Yani çünkü kadınlar hapishanesinin kurulduğu yer tam da bu. Martriyonun üzeri çok enteresan. Yani farkında olmadan mı bilemiyoruz. Çünkü buranın ortaya çıkması 1952, net olarak ortaya çıkması. 1939'da bakıyorlar, burada bir freskoları falan buluyorlar. Yani çok ilginç. Yani bunları görmeye şansları yoktu. Görseydi muhtemelen daha başka bir şey yazardı. Tabii buraya. Talihsiz bir şey, evet, var böyle. Yani talihsiz bir aktarım var. Bir hafıza kaybı geçişi var galiba. Yani altında bir gerçekten bir Azize'nin bir şeyi var. Yani bir defin alanı var ve buraya yüzyıllarca kutsallık atfedilmiş. Sonra yıllar içinde oraya bir hapishane inşa ediliyor. Oradaki insanlar nasıl bir şeyse bilemiyorum. Böyle bir boyuta da geçmek istemiyorum tabii ama bir şekilde o hikaye yani 20. yüzyıl başında bizim karşımıza çıkıyor. O yüzden de çok ilginç bir mevzu burası. Şey yapabiliriz aslında, bir sonrakine de geçebiliriz. Bunlar tabii kalıntılar. Bunlardan bu Atatürk Kitaplığı koleksiyonundan bazı görseller var burada. Yapıya dair bazı henüz bulamadığımızda muhtemelen arşiv kayıtları vardır. Yani biz Artun'la ilk konuştuğumuzda mevzu hani pek görsel herhalde yoktu ortada. Evet. Artun'da ben göstericide nasıl ya, bu da mı var? Yani evet, gerçekten orada bilmediğimiz bir derya var yani mevzuda. Orada ve bir tarih yazmamızı sağlıyor. Ve muhtemelen daha çok şey de çıkacaktır diye düşünüyorum. Hele burada böyle küçük belki bir yüzey araştırması gibi bir şey yapılırsa belki bir iz bulmak daha mümkün olabilir. Burası işte sözünü ettiğim o duvar freskoları. Azize Öfemya Martiryon'un kısmı. Ve şeyler çok oturuyor. Yani bunu bir altyapı gibi kullanmış belli ki. Temel gibi kullanmış. Üzerine bir yapı inşası söz konusu olmuş bu. Kadınlar Hapishanesi'nin anlatısında. Bu yine hapishaneye dair olduğunu düşündüğümüz günümüzde kısmen ayakta olan bir birim. Devam edebiliriz. Bugünkü hal bu. Şu işte o adliye, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan kısım. Şu Antiyokos Sarayı'nın ve Azize Öfemya Martiryon'un işte günümüzdeki kalıntıları. Devam edebiliriz. Bu sizin bahsettiğiniz, şurası şu anda Fatih Belediyesi'nin bir ne derler, kafeteryası gibi işliyor. Şu kalıntılarda çok muhtemel belki kalantanın üzerinde yürüdüğü zeminin altyapısıydı. Yani buradaki neden çevrediklerine dair herhangi bir hiçbir bilgi yok. Sıfır bir bilgi. Bir herhangi kalıntı bir var çevrediğinde. Evet. Yani ne yazık ki ve şey tabii yani sonuçta Ermeni kültürü ve tarih için de çok simgesel bir yer. Çünkü değil mi? Yani 100. yıl anmaları ne burada yapılmıştı. Yani ben Zakaria bile konuşmuştum. Zakaria Mindanoğlu'yla. O da yani yani hafızadaki yeri çok daha başka. Burada özellikle kalıyorlar diye biliyorum, evet, ben. Evet. Evet. Ya burası bir geçiş noktası bir taraftan da. Yani o yüzden de yani gerçekten bu binanın hem mimarlık tarihi açısından yani o kendi geçirdiği evrim, yok oluş süreci açısından bir çok ciddi kıymetli bir yeri var. Toplumsal hafıza olarak çok kıymetli bir yeri var. Bence politik hafızada çok 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 kıymetli bir yeri var. Yani bu yapıya böyle bakmak gerekir. Mümkün olduğu kadar bu yapıyı bilinir kılmak gibi bir şey var. Yani ben de burada öyle bir şey yaptım. Aslında biraz hani görünür kılmak bu metindeki mekanı. Yani nacizane yapabilsek güzel olmuştur belki, bilmiyorum. Oldu. Yani onun dışında son diye mi bu bilmiyorum. Son. Tamam. Yani kısaca böyle yani biraz soğuk ve şey. Hayır, yok, hayır. Böyle mimari bir şey oldu belki ama hani o kadar. Hangi bahaneyle yapıyorlar? Efendim? Hangi bahaneyi gösterip? Bahane şu işte bir yani şey. Hizmet vermiyor artık. İşte tam işte 1934'te hikaye biraz onarma ve tamirat yapabilir miyiz gibisinden. Ama niyet yok, o biraz çok göstermelik olduğu çok belli. Ve şehrin merkezinde. Şehrin merkezinde görmek istemiyorlar, evet. Ve şey biraz Cumhuriyet'in kendi ideolojik şeyiyle çok alışkın olduğumuz şeyden hani özelleştirme politikaları altınlaştırıp yani işlevsiz hale getirirsin. Bir toplumsal şey yaratırsın. Ve işte kötücül gösterilsin. Evet. Yani çok o politik aslında süreç aynı burada da işlemiş. Yani çok rahat dokunabilecekken, müdahale edebilecekken. Ve bu sırada
şeyler yapılıyor. Bu inşaat İmralı yapılıyor mesela. İmralı'ya buradan ciddi şey gönderiyor, mahkum gönderiyor. Yani çalışma emeği de biraz devreye giriyor. Çünkü artık mahkumlardan emek üzerinden, ucuz emek üzerinden çalışma politikası gelişiyor. Hatta şöyle bir mevzu var, o biraz hapishane tarihiyle alakalı detay gibi ama yani buranın yıkılması şeye çok Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza kanunundaki bir değişimle de çok alakalı. Çünkü 1941'de mahkumlar ve cezaevi ilişkisi kuruluyor. Ondan önce cezaevi terimi kullanılmıyor mesela. Hapishane var. Hapishane aslında öyle biraz şey hani sizi ne derler tahakküm altında tutan mekan gibi. Ama cezaevi biraz daha farklı bir işleyiş. Kavramsal olarak da bir farklılık var. Artık hani size daha işte toprak işi yaptırılıyor işte. Yani sizin emeğinizden yararlanmaya başlıyor. Böyle bir hikaye var. O yüzden de 41 yeni bir ceza kanunu, yeni hapishaneler yapılıyor o ceza kanunuyla ilişkili. Bu dediğim gibi ortadan kaldırılıyor. Biraz böyle bir hikaye. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Herkesin ağzına sağlık. Belki bu noktada sorularınız